Selamlar, umarım iyisinizdir. Beni çok heyecanlandıran bir seriye başlıyorum. Size Homeros'un İlyada destanını anlatacağım. Her şeyden önce Homeros hakkında, İlyada hakkında bazı genel kültür sayabileceğimiz bilgiler vermek istiyorum. Homeros, M.Ö. 8. yüzyıl gibi yaşadığı tahmin edilen Antik Yunan'ın ilk büyük ozanı. Ve biz Antik Yunan'a dair ilk bilgileri, aslında bu destandan elde ediyoruz. Antik Yunan milattan önce 8. yüzyılda mı ortaya çıktı? Aslına bakarsanız çok daha gerilere gider. Miken krallığı vardır mesela. Bir zamanlar Ege'de hüküm sürmüştür. Minoslularla aynı dönemlerde. Ki zaten Homeros'un anlatısı da Miken krallığının bir hatırası gibidir. Yani Homeros kendi zamanında yaşanmış bir savaşı anlatmaz. Mikenler zamanında yaşanmış bir savaşı anlatır. Bu savaş nedir? Truva Savaşı. Truva Savaşı'nda iki taraf var. Bir taraf Yunanlar. Bunlar destanda Akalar ve Danaolar olarak geçecekler. Diğer taraftaysa Truvalılar. Truvalılar Yunan değiller. Her ne kadar destanda anlatıldığı şekliyle Yunan tanrılarına tapıyor ve Akalarla gayet anlaşabiliyor olsalar da dil olarak yani. Onlar bir Anadolu uygarlığıydı ve bugünkü Çanakkale'delerdi. Truva Savaşı'nın tarihsel olarak yaşanmış olduğu tahmin ediliyor. Çünkü yanmış bir katman var, savaş ile yıkılmış bir katman var yani. Ancak Homeros'un anlatısı Truva'nın tarihsel gerçekliklerine odaklanmıyor. Ben Belki de bu savaştan sonra nesiller boyunca anlatılmış olan hikayenin en son versiyonunu anlatıyor bize Homeros. Çünkü o da her şeyi kafasından uydurmuyor. Etrafından duyduklarını yazıya geçiriyor. Bu halkın kolektif belleğine ait bir anlatı yani. Şimdi bunu geçersek destanda Truva Savaşı'nın tamamı anlatılmıyor. Aslına bakarsanız 10 yıl sürmüş olan Truva Savaşı'nın yanlış hatırlamıyorsam 51 günü anlatılıyor. Şu kitabın hacmine baktığımız zaman gerçekten ya 51 günü nasıl bu kadar uzun anlatmış olabilir ki diye düşünüyoruz. Ama aslında burada devreye hani Truva'nın Çanakkale'de bulunmasından ötürü bizim için önemini geçiyorum. Bütün insanlık için İlyada'yı çok önemli bir destan yapan bir unsur öne çıkıyor. İlyada her ne kadar bir savaşı anlatıyor olsa da okurken bizim yüzümüz, ağzımız, burnumuz o savaşın kaldırdığı tozla dolar. Bu savaşı çok kahramanca bir şekilde savaşmayı güzelleyerek anlatmıyor bize. Bu yüzden bu bir insanlık sorgulaması bir noktada. Bugün bile okuduğumuz zaman sorgulayabileceğimiz pek çok unsur unsur ortaya çıkıyor ve anti militarist bir yapıya sahip bile diyebiliriz. Şimdi destanın ilk dizelerini okumak istiyorum size. Söyle Tanrıça, Peleusoğlu Akileus'un öfkesini söyle. Acı üstüne acıyı akalara o kahreden öfke getirdi. Ulu canlarını hadese attı nice yiğitlerin. Gövdelerini yem yaptı kurda kuşa. Buyruğu yerine geliyordu Zeus'un. İlk açıldığı günden beri araları, Erlerin başbuğu Atreus oğluyla Tanrısal Akileos'un. Atreus oğlu dediğimiz aslında Akaların komutanı, kralı olan kişi Agamemnon. Atreus'un soyundan geldiği için ki son derece lanetli bir soydur. Kendisine Atreus oğlu deniyor. Akileus'u zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. Bu konuda bir videom da var. Kendisi bir yarı tanrı, su tanrıçası Tetis'in oğlu ve en güçlü savaşçılardan biri. Ve aslında ilk dizelerde biz neyi görüyoruz? Truva Savaşı'nın seyrini değiştiren bir olay olmuş. Akileus'la Agamemnon'un arası bir sebepten açılmış. İşte bu ilk kitap bize bu bozuşmanın kaynağını gösterecek. Agamemnon genç bir kızı esir almıştır, savaş ganimeti olarak. Ve kızın babası ne kadar yalvarsa yakarsa da, kurtulmalıklar da vaat etse, yine de Agamemnon yolundan dönmez, inadı inattır. Bunun üzerine ihtiyar boynu bükük, yapabilecek hiçbir şey olmadığı için gider uzaklara ve orada kızını terk etmek istemez. Bunun üzerine elinden gelen tek şeyi yapar. Her zaman kurbanlar yaktığı, saygılarını sunduğu tanrı Apollon'a yakarmaya başlar. Tanrı Apollon ki, kehanetin ve sanatın olduğu kadar şifanın da tanrısıdır ve tıpkı ikiz kardeşi Artemis gibi okçuluktaki becerisiyle bilinir. Apollon onun çağrısını duyar ve cevapsız bırakmaz. Aka ordusunun üzerine zehirli oklarıyla hastalık ve ölüm yağdırmaya başlar. Akalar savaşın ortasında bu salgın ve ölümler yüzünden darmadağın olur. Bunun Apollon'un işi olduğunu anlamışlardır ancak neden? Yani tanrıya bir saygısızlıkta mı bulundular? Ona tapım esnasında bir şey yanlış mı yaptılar? Bunun üzerine genç ve cesur savaşçı Akileus herkesi meydana toplar ve düşünmeye başlarlar. Neden bunlar bizim başımıza geliyor? Apollon içlerinden birine kehanet yeteneği bahşetmiştir. İsmi Kalkas'tır. Kalkas cevabı biliyordur ancak söylemekte son derece gönülsüzdür. Çünkü hat safada kinci ve tez canlı bir adam olan Agamemnon'un öfkesini üzerine çekmek istemez. Bunu fark eden Akileus der ki merak etme eğer Agamemnon sana bilinirse seni ben koruyacağım. Kalkas konuşmaya başlar ve şöyle der. Ne adak için kızdı o ne de yüz sığırlık kurbana. Saygısızlık etti Agamemnon duacıya da ondan. Kurtulmalıkları istemedi. Salmadı kızını. Çok acılar çektirdi okçu tanrı bu yüzden size. Bundan böyle de çektireceği var. Vermezse kurtulmalık almadan, pazarlıksız Oynak gözlü kızı sevgili babasına Agamemnon kurban etmezse bir de yüz kutsal sığır bu kötü salgından dana danaoları kurtaramaz o. Bunlar olursa Tanrı yola gelir, yatışır. Bunun üzerine Agamemnon tam da kendisinden bekleneceği üzerine ayağa fırlar ve sayıp sövmeye başlar. Esir aldığı savaş ganimetinin kendi karısından bile daha becerikli olduğunu, onu bırakmak istemediğini söyler ama yolun sonunda çaresizdir çünkü tanrıların sözüne karşı gelinmez artık. O da der ki tamam ben kızı bırakmayı kabul ediyorum ama bunun karşılığında sizler de bana kendi armağanlarınızdan paylar vereceksiniz. Çünkü ben kralım ve en iyi armağanların bende olması gerekir. Benim hiçbir şeysiz burada durmam yakışık almaz. Özellikle de Akileus'un savaş ganimeti olan Briesis'e gözünü dikmiştir. Akileus bunu duyduğu an kan beynine sıçrar. Seni gide edepsiz, çıkarına düşkün yürek. Senin sözlerini bir akanın nasıl kaldırır içi? Savaşa nasıl gider o? Nasıl dövüşür erkekçe? Kargı salan Troyalılarla savaşa gelmiş değilim ben. Hiçbir şey yapmadılar. Dokunmadılar bana onlar. Ne sığırlarımı çaldılar, ne atlarımı götürdüler. Ne de bereketli Phthia'da ekinlerimi çiğnediler. Gölge veren dağlar var aramızda. Uğuldayan deniz var. Geldik buraya utanmaz herif senin ardından. Tek gönlün olsun diye senin köpek suratlı. Tek Menelaos da sen. Turu yolların sırtından ün alasınız diye. Ve devam eder saydırmaya. Ona der ki ben zaten buraya kendi isteğimle gelmedim. Bir de üzerine sen nasıl olur da benim burada kazandığım bir savaş ganimetine gözünü dikersin. Artık iş öyle bir noktaya gider ki Akileus elini kılıcının kınına atar. Yani gerçekten Agamemnon'u öldürecektir. Tam o esnada gökyüzünden tanrıça Athena iner. Athena ki Zeus'un kızı, gök gözlü tanrıça, ve aynı zamanda zanaatin ve savaşçılığın tanrıçası. Onu Hera göndermiştir. Hera hem Agamemnon'u hem de Akileus'u çok sevdiği için kavga etmelerini istememektedir. Athena da der ki, yani tamam öfkeni ona gösterebilirsin ama gene de daha ileriye gitme, sadece lafta kalsın. Akileus da tanrıçaya saygılarını sunar ve boyun eğer elbette. Ancak Agamemnon'a saydırmaya devam eder. Açıkçası bu hakaretleri günlük hayatımda da kullanmayı düşünüyorum. Seni şarap fıçısı, seni it gözlü, seni geyik yürekli seni. Erlerinle bir olup savaşa gitmek için sen silah kuşanmadın tek bir gün. En seçkin akalarla bile yatmadın pusuya. Gücün kurudu, getirdin aklına ölümü. Akaların ordusunda böyle sana kafa tutanın onur payını almak herhalde daha iyi. Halkını kemiren bir kralsın sen. Buyruğundaki insanlar aşağılık olmasaydılar, bu küfürler son küfürlerin olurdu senin. İşte bir büyük ant sanı bu değnek üzerine. Bir gün gelecek Akağulları tek mil dövünüp duracaklar Akileos gitti diye. İster kız, ister kızma, geçmiş ola. Senin onlara yardımın dokunamaz. Kırılıp gidecekler Hektor'un karşısında dalga dalga. Neden saymadın diye sen de, akaların en iyisini. Yırtın duru bakalım, kendini ye. Burada Agamemnon'un her ne kadar kral olsa da gerçek bir asker gibi davranmadığına, insanların sırtından geçindiğine dair çok güzel dokundurmalar yapıyor. Ve ona aslında bak beni kaybetme, beni kaybedersen bu savaşın sonu çok kötü olur diyor. Böylece Akileus'un sözleri biter ve ihtiyar bilge Nestor araya girme ihtiyacı hisseder. İki taraf da bakıldığı zaman birbirinden güçlüdür. Agamemnon'un gücü onun kral ve komutan olmasından gelir. Sonuçta bir otorite. Ama Akileus'a da baktığımız zaman akaların en güçlü savaşçısıdır. Bir yarı tanrıdır ve onsuz savaşı kazanmak düşünülemez. Öyleyse Agamemnon Akileus'un esirini almamalı. Akileus da Agamemnon'a tıpkı gerektirdiği gibi saygı göstermelidir. Ancak Agamemnon Akileus'u bir tehdit olarak görmektedir. Kendi gücüne bir tehdit. Dolayısıyla inadından vazgeçmez. Bunun üzerine Akileus da der ki Tamam bir esiri al git. Umursamıyorum ama savaştan çekiliyorum. Ben ve ordum Mirmidonlar karıncalar. Size katılmayacağız. Ne haliniz varsa görün. Akalar arasındaki toplantı böylece olaylı bir şekilde biter. Agamemnon, Apollon'a gerekli kurbanları verdikten sonra kızı babasına teslim eder. O olay da öylece kapanır ve Agamemnon'un adamları Akhilleus'un çadırına bir esesi almak için girerler. Akhilleus bu esnada hiçbir tepki vermez, Olanı biteni sessiz sakin bir şekilde izler. Ancak herkes gittikten sonra denizin kenarına oturur ve o kadar içlenir ki annesine yakarmaya başlar. Annesi su tanrıçası Thetis'ti. "Anam, kısacık bir ömür sürmek için doğurdunsa beni, bari göklerde gürleyen Olimposlu Zeus Ün bağışlasaydı bana ne olurdu? Oysa azıcık bir değer bile verdiği yok. Gücü yaygın Agamemnon densizlik etti bana. Aldı onur payımı. Küçük düşürdü beni. Tetis oğluna kulak verir ve ortaya çıkar. Onu sakinleştirmeye çalışır. Akileus'un annesinden bir istediği vardır. Annesine der ki git Zeus'tan yardım iste ve Zeus Hayır geri istemiyor. Zeus akaların kaybetmesine sebep olsun. Bu savaşın sonunda Truvalılar kazansın. Böylece Agamemnon da yaptıklarının dersini alsın. Tetis oğlunun üzgünlüğü karşısında ve onun yazgısı karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Çünkü Akileus'un kaderinde kısa yaşamak var. Bunu biliyor. Ve gidip Zeus'tan yardım istemenin sözünü veriyor. Ancak 12 gün sonra. Çünkü 12 gün boyunca Zeus Okeanos'un kıyılarında olacakmış. Yani Olimpos Sarayı'nda değilmiş. Aradan 12 gün geçer. Bu 12 gün boyunca Akileus ne savaşır ne toplantılara katılır. Hatta yemeden içmeden bile kesilir. Öylece kulübesinin yanında oturup bekler. 12. günde artık Zeus Olimpos'a geri döner ve saraydan içeriye daha girmeden önce Tetis onun önünde diz çöküp yalvarmaya başlar Turvalıların kazanması için. Zeus öfkelenir. Çünkü Zeus'un karısı Hera, Akalar'ın tarafını tutmaktadır. Ve Truvalıların kazanmasını sağlamak demek, Hera'nın gazabını üzerine çekmek demektir. Ancak gene de sen dur, ben bir ne yapacağıma bakacağım, merak etme. Oğlunu kötü durumdan kurtaracağız diye söz verir ve saraydan içeriye girer. Hera, Zeus'a baktığı anda bir şeylerin ters gittiğini anlar. Onun Tetis'le konuştuğunu da anlar. Bunun üzerine Zeus'an hesap sormaya başlar. Tetis senin aklına ne soktu? Neden ne düşündüğünü bana hiçbir zaman söylemiyorsun da her zaman arkamdan iş çeviriyorsun. Bu kısımları okumak isterim aslında çünkü tanrıların birbirleriyle atışmalarını okumak aslında eğlenceli bence. Zeus şöyle der. Kur bakalım alık kadın, gizli kalmasın senden hiçbir şeyim. Tek kazancın benden uzaklaşmak olacak sonunda. Kötü bir şey olur bu senin için. Doğruysa bütün bu dediklerin ben istedim böyle olmasın demek. Sus, otur yerine, buyruğuma boyun eğ. Üzerine yürür, indirirsem korkunç ellerimi, Olimpos'taki tanrıların hiçbiri yaramaz işine. Zeus, Hera'yı sindirmek için onu epeyce bir tehdit ediyor. Tabi babasının zalimliğini gören Hephaistos da devreye girip Zeus'u yatıştırmaya çalışıyor. Siz tanrısınız, ölümler yüzünden böyle birbirinize girmeyin. Bakın hepimiz toplandık burada, şölen yapıyoruz. Hiçbirimizin tadı kaçmasın, minvalinde konuşur. Sonra Hera'nın yani annesinin yanına gider ve onu da teskin eder. Sıkma canını. Bak eğer ki Zeus sana kötü bir şey yaparsa ben seni koruyamam. O yüzden bırak içine göm gibi tavsiyelerde bulunur. Bunun üzerine Hera yatışır ve şölene devam ederler. Apollon müzikler çalar, musalar şarkılar söyler. Derken gece olur ve hepsi yatmaya gider. Hera gelir Zeus'un yanına uzanır ve uykuya dalar ancak Zeus düşüncelidir. Zeus'un kafasında dönen planları, Hera'nın gazabını üzerine çekmeden Tetis'in isteğini nasıl yerine getirebileceğini artık bir sonraki kitapta öğreneceğiz. Yani bir sonraki videoda. Anlatım tarzımı beğendiniz mi? Çünkü eğer beğendiyseniz size bunun gibi pek çok mit anlatmak istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Birçok kişi videolarımı bazen uyumak için açtıklarını söylediler. Bu videoda da böyle biraz yumuşak konuştuğum için belki çoktan uyuya kalmış olanlar vardır. Her koşulda kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.